Mehmet Şireli artık yaşamıyor. Neden? Çünkü 15 yaşındaki çocuğuyla evde tartıştı. 15 yaşındaki çocuğu evde hangi amaçla bulunduğu belli olmayan silahı aldı, babasına doğrulttu. Ve o silah patladığında dediğim gibi Mehmet Şireli artık yaşamıyordu. Bugünse işte o 15 yaşındaki baba katili çocuk teşhis için, olayı anlatması için olayın olduğu eve götürüldü ama orada bir durum vardı. Neydi? Taziye çadırı kurulmuştu ve tabii aile ve yakınları da oradaydı ve gerginlik kaçınılmaz oldu. ...15 yaşında babasını öldürdü. Tutuklanan Cani evlat keşif için taziye çadırının kurulduğu cenaze evine getirilince sinirler gerildi. Ben çocuğum, ben nasıl yaşayacağım? Yeşilyurt'ta 15 yaşındaki genç 43 yaşındaki babası Mehmet Şireli ile tartışmaya başladı. O tartışmada öfkelenen genç evdeki silahı alıp peş peşe tetiğe bastı. Başından yaralanan babası kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların haber vermesiyle sağlık ekipleri geldiğinde onun için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Suç aletiyle birlikte teslim olan çocuk bugün keşif için cinayet mahalline götürüldü. Zanlı getirildiğinde evin önünde taziye çadırı kurulmuş ve bütün yakınları orada toplanmıştı. Onu karşılarında görünce tepkileri sert oldu. Sinir krizi geçiren bir kadını yakınları güçlükle sakinleştirebildi. Yaklaşık 30 dakika süren keşif sonrası genç emniyete geri götürülürken babasının cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Orada tabii bir sorumsuzluk var. Yani keşif için götürecekseniz başka bir gün götürebilirsiniz.